Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu vektörler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 11. sınıf fizik, vektörler 2. test olacak. Arkadaşlar hatırlarsanız daha önce 1. testi çözmüştük. Ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda konu pekiştirme testi kitabına ait tüm testleri konu anlatımını sırasıyla bulabilirsiniz ki ben daha çok vektörlerle ilgili sorular çözeceğim ve hatta 11. sınıfla ilgili daha çok soru çözeceğim diyen arkadaşlar için 11. sınıf MEP tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarını da şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Burada gördüklerinizin testlerin hem matematik hem fizik derslerine ait arkadaşlar tamamı konu anlatımlı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Bunları kolaylıkla bulun diye de arkadaşlar nasıl bulursun? Normalde oynatma listeleri sekmesinin altında kolaylıkla buluyorsun. Ama ben yine de videonun açıklamalar kısmını arkadaşlar bunların hepsinin linklerini koyacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hatta ve hatta TYT için mezuna ve 3 adım TYT matematik fizik. AYT için de arkadaşlar mezun B ve 3 adım AYT matematik. Oynatma listelerinde linklerini buraya koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, sürtünmeli XY dik koordinat düzleminin AO noktasında cisme 6, 6, 3 N ve A büyüklüğündeki kuvvetler şekilde gibi uygulanıyor. 6, 6, 3 ve A. Gördüm. Cisim artı Y yönünde hareket ettiğine göre höblöp lüp 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 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar biri bana soruda kesinlikle dediğinde ne yapıyorduk? Her zaman söylüyorum videolarımda. Biz bunu çürütmeye çalışıyoruz. Çürüttük mü oh arkamıza yaslanıyoruz. Olabilir dediğinde de soruyu soran kişinin yanında tavır takınıyoruz ve onun olmasına çalışıyoruz. Kesinlikle deyince çürüttük mü tamam. Arkadaşlar öncelikle çok büyük analizler yapmadan şunları değerlendireceğim, soruyu çözeceğim. Daha sonra da vektörel analizler yaparak soruyu bir de o şekilde değerlendireceğim. Yani iki şekilde de çözeceğim ben sana. Gel bir bakalım. Diyor ki, şunu anladım. Cisim artı Y yönünde hareket ediyor arkadaşlar. Hareket yönü. Şöyle bir hızı var arkadaşın. Güzel. A vektörünün büyüklüğü 3 kök 3 Newton'dur. Sevgili arkadaşlar şimdi şu 6, 6, 3 ve A arkadaşları bir etkileşime girmiş vektörler ve bileşkesi arkadaşlar bu doğrultuda olmuş. Yukarıda olabilir, aşağıda olabilir. Hocam aşağıya olamaz, neden? Çünkü yukarıya hareket ediyor. Arkadaşlar cismin ilk baştaki hareketiyle ilgili bir şey yok. Duruyor demedi. Bir cisim ilk başta yukarı artı Y yönünde hareket ediyor iken de bu kuvvetler bana etki etmiş olabilir. O yüzden bu cismin ilk baştaki hareketi yukarı ya da aşağıya diyemem. Yani A vektörünün yeri arkadaşlar aşağı yukarı ki aşağıya doğru verilmiş. Ama 3 kök 3 Newton demiş. Sevgili arkadaşlar şu 3 arkadaşın bileşkesi yukarı yönlü olsa A vektörü 1 Newton'da olabilir, 2 Newton'da olabilir, 0,5 Newton'da olabilir. İlla ve illa kesinlikle 3 kök 3 Newton olması gerekmiyor ki. Değil mi? İşleme soktuğunda hocam belki analiz yapacağız, o çıkacak. Birazdan analizde de göstereceğim zaten. O analiz neticesinde de neden öyle söylediğini de göreceğiz arkadaşlar. Yani dolayısıyla yukarı yönlü F net kuvvetim olabilir. A vektörü arkadaşlar bunları yenememiştir. Dediğim gibi 1 Newton'da olabilir, 2 Newton'da olabilir. 80 Newton bile olabilir. Cisim ilk başta yukarı doğru hareket ediyordur artı yönünde. Bunu yavaşlatmaya çalışmış da olabilir. Kesinlikle 3 Newton diyemem. Bitti. Ama birazdan analizde yapacağım. 2 diyor ki sürtünme kuvveti eksi Y yönünde etki etmektedir. Harika. Arkadaşlar bir cisim bu yönde hareket ediyor ise sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar neydi? Kesinlikle ve kesinlikle hareket yönünün ters istikametinde olur. Aynı doğrultuda ve harekete ters istikamette olur. Ben bunu 9. sınıf bilgilerimden de zaten biliyorum. Bu kesinlikle doğrudur. Uzun uzun analiz bile yapmana gerek yok. Vektörlerde işlem yapmana. 3 diyor ki cisme uygulanan net kuvvet artı Y yönünde. İşte en çok karıştıracağınız bu olabilir arkadaşlar. Şimdi burada F net
En basitini söyleyeyim. Eğer Fnet 0 olursa, arkadaşlar Fnet 0 olunca ivmem kaç oluyordu? 0 oluyordu. Yani V sabit oluyordu. Cisim sabit süratle hareket ediyor da olabilir değil mi? Sabit hızla. Düzgün doğrusal hareket de yapıyor olabilir. Bu durumda Fnet 0 olur. Yani yönü artı Y yönünde olmayabilir. Ya da işte A vektörü daha büyük bir şeydir arkadaşlar. Net Fnet kuvveti benim aşağı yönlü olabilir. Hocam ama Fnet aşağıya doğru olursa hareket eksi Y olmaz mı? İşte arkadaşlar olmayabilir. O noktasındaki cismin ilk hareketiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Duruyor falan demiyor ki. Cisim başlangıçta artı Y yönünde gidiyor olabilir. Bileşke kuvvetler A yenebilir bunları. Aşağıya doğru olabilir. Yani Fnet aşağı yönlü olabilir. Cismi yavaşlatıyor olabilir. Değil mi? Yine yukarı doğru gidebilir ama yavaşlatıyor da olabilir. Güzel. O yüzden kesinlikle doğrudur diyemem. Gördüğünüz üzere hiç hesap kitap yapmadan yorumlayarak da yalnızca iki cevabına ulaşabiliyorum. Ancak hesap yapmak istiyorum diyen arkadaşlarım için de şunu. Arkadaşlar öncelikle aynı doğrultudalara bakacağım. Aynı doğrultuda neyi görüyorum ben? Bir 6 Newton görüyorum. Bir de 3 Newton. Bu iki arkadaşın bileşkesi nedir? Sola doğru 3 Newton'dur. Harika. Bir de burada 6 Newton'um var. O arkadaşı da aldım. Bir de A vektörüm var. Aldım. Şu arkadaşı sadeleştirdim. Şimdi buraya çizdim. Şu ikisinin bileşkesi bu. Güzel. Sevgili arkadaşlar, cisimim Y doğrultusunda hareket ettiğine göre, artı yönünde hareket ettiğine göre demek ki X doğrultusundaki bütün komponentler, bileşkeler arkadaşlar sıfır olacak. Çünkü X yönünde bir hareketi yok. Bunu sağlayabilmesi için de arkadaşlar şu 3 Newton'un ortadan kalkması lazım. Yani şu 6 Newton'un sevgili arkadaşlar yatay bileşeni 3 Newton olmalı. Tak 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 indirdim. Harika. Ki 3 Newton'la 3 Newton birbirlerini sönümlemeli. Şu arkadaşın dikey bileşeni ve A vektörü baş başa kalmalı ve cismim artı Y yönünde hareket etmeli. Harika. Peki bunu sağlayabilmesi için ne olması lazım? Sevgili arkadaşlar burada ben ne görüyorum? 30-60-90 üçgeni görüyorum. 30-60 dik üçgeninde nasıldı? 30'un gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıydı. 1 birim, 2 birim, hatta Pisagor yaptığında burası da kök 3 birim kadar oluyordu değil mi? Güzel. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. 6... 3. Demek ki burası 30 derece. Burası da 60 derece. Bu durumda şu arkadaşın dikey bileşeni ne kadar olur arkadaşlar? 3 kök 3 olur. Şimdi bak 6 Newton'u da çok güzel analiz yaptım. 2 tane bileşkesini ayırdım. Şu bileşke ve bu bileşke. Bu artık sahneden ayrıldı. Şu dördüyle baş başayım. Şu iki arkadaş da birbirini götürdü. Sadece ve sadece bu iki arkadaşla baş başa kaldım. Bu iki arkadaşla da baş başa kaldığımda işte arkadaşlar. Bak birincide ne demişti? A vektörünün büyüklüğü 3 kök 3. Eğer 3 kök 3 olursa tamam. Fnet 0 olur. Bak Fnet 0 olur. Düzgün doğrusal hareket yapıyor olabilir arkadaş sabit hızla. Ama kesinlikle olması gerekmiyor. 1 Newton olur. Bak 3 kök 3 bunu yener. Hop yukarı doğru gidebilir. Eğer Fnet sıfırdan farklıysa neydi arkadaşlar? İvmeli bir hareket yapar. Yukarı yönlü hareket eder. Sürtünme kuvveti için zaten bu kadar analiz yapmama bile gerek yoktu. Çünkü hareketin aksi istikametinde olacaktı. Cisme uygulanan net kuvvet artı Y yönündedir diye de bir kastım yok. Çünkü A 3 kök 3'ü yenebilir arkadaşlar. Belki 10 Newton'dur. Ama işte öğretmenim bu sefer A yendiği için aşağıya doğru hareket etmez mi? Hayır. Çünkü dediğim gibi başlangıçta arkadaş artı Y yönünde hareket ediyor olabilir. A, Fnet aşağıya doğru cismi yavaşlatıyor olabilir. Anlaştık? Harika. Fazla da polemiğe girmeden, fazla da kafamızı karıştırmadan 2 ile devam ediyorum. 2'yi de beğendiğimi hemen belirteyim. 2 der ki, şekilde verilen vektörlerden A ve B aynı doğrultuda ve A ile C'nin büyüklükleri eşitmiş arkadaşlar. A ile C aynı büyüklükte. Vektörlerin bileşkesi 0 olduğuna göre B vektörünün büyüklüğü kaç Newton'dur? Arkadaşlar netice bana söylenmiş. Netice itibariyle bu arkadaşların bileşkesi 0 Newton olacak. Peki ilk önce yapacağım hareket. Arkadaşlar ilk yapacağım hareket. Hepsini işleme sokacağım. Bildiklerimden bakarım. Bak 10 kök 3, 10 kök 3.
Ve aralarındaki açı da 30-30'dan 60 derece. Ve açı ortay x80'i görüyorsunuz. Burası x doğrultusu. Arkadaşlar biz bunu nasıl yapıyorduk? Hop 2 vektör. F aynı büyüklükte. Ve aralarındaki açı da 60 derece olunca bileşke vektör ne kadar oluyordu arkadaşlar? Bu f'in kök 3 katı kadar oluyordu değil mi? Güzel. Şimdi bu iki arkadaşın bileşkesi ne kadar olur? Hop 10 kök 3'ün kök 3 katı kadar olur. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 10'la da çarparım 30 Newton. Şimdi sevgili arkadaşlar bu iki arkadaşın devreden çıkartıyorum artık. Neden çıkartıyorum? Benim için bu ikisinin temsil ettiği şey şudur. Sağa doğru 30 Newton. Konu kapanmıştır. Hemen hazır elim değmişken de arkadaşlar. Bak 20 Newton sola doğru, 30 Newton sağa doğru. Şimdi bu ikisini işleme sokarım. 20 sola, 30 sağa ise netice ne olur arkadaşlar? Hop 10 Newton sağa doğru olur. Doğru mudur? Doğrudur. Bu durumda arkadaşlar şu arkadaşlar gitmişti. Şimdi bu arkadaşlar da gitti. Baş başa kaldığım vektörler. Sağa doğru 10 Newton. Bir tane A vektörüm var. Bir tane B vektörüm var. Bir tane de C vektörüm var. Güzel. Şimdi burada bir işlemler yapmam lazım ki bu işlemler sonucunda bir şeyler çıkarmam lazım. Baktığımda tamamı sıfır olacak arkadaşlar. Öncelikle şuradaki açıya bir karar verelim. Çünkü buralar alfa alfa kadar değil mi? Bak burası da alfa, burası da alfa, burası da açıortaymış. Bunu nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar birazcık matematik, geometri bilgimizi kullanacağız. Şurası kaç derece? 60 derece. Bak bu açı ile şu açı ters açılar değil mi? Makas gibi düşün. Ters açılar. Burası 60 derece ise burası da 60 derecedir. Dolayısıyla burası da 60 derece olur ki tam da arzu ettiğimiz şeyle karşı karşıya kaldık. Çünkü C ile B arasındaki açı 120 derece oluverdi. Harika. Peki öğretmenim bu saatten sonra nasıl yapacağız? Sevgili arkadaşlar şimdi şu arkadaşlara baktığımızda bakın B ile C'yi işleme soktuğumda bu arkadaşların bileşkesinin hatta önce A ile B'ye bakalım tabii ki. A ile B aynı doğrultuda ya. Aynı doğrultuda olduğu için sevgili arkadaşlar eğer A B'den büyük olsaydı A vektörünün büyüklüğü B vektörünün büyüklüğünden büyük olsaydı netice itibariyle bu ikisinin bileşkesi şu yönde olurdu. Arkadaşlar şu 3 vektörün bileşkesi asla ve asla 0 olamazdı. Neden olamazdı? Bak artı y yönünde, artı y yönünde, eksi y yönünde hiç bileşke yok. X bileşkeleri sıfırlayabilir ama y'yi durduracak, yukarıya doğru y'yi durduracak herhangi bir şey yok. Oysa bu demek ki değilmiş. B vektörünün büyüklüğü A vektörünün büyüklüğünden büyük ise bileşke vektörüm bu şekilde olurdu arkadaşlar. Bakın artı y yönünde eksi y yönünde birbirini götürebilir. Artı x yönünde eksi x yönünde birbirlerini de götürebilir. Dolayısıyla sıfır olabilir. Harika. Yani arkadaşlar A ile B'yi işleme soktuğumda karşıma çıkacak vektörüm şu şekilde. Yani B eksi A vektörü diyebilirim ben buna. Anlaştık? Anlaştık. Sonuçta 10 Newton'um var. C var. Güzel. Buraya kadar geldim. A ile B'nin işleme soktuğum hali de bu oldu. Harika. Peki öğretmenim bu saatten sonra ne dedim arkadaşlar? Bak bu arkadaşın artı Y yönünde, eksi Y yönünde bileşkeleri olacak. Sadece Y ve Y bileşkeleri C ve B'den olduğu için arkadaşlar bu arkadaşların komponentleri, Y komponentleri birbirlerine eşit olacak. Eşit olabilmeleri için de arkadaşlar B ile C'nin de birbirine büyüklüklerinin eşit olması lazım. Bu çok net. Hatta ve hatta şuradan da görüyorum arkadaşlar. 10 Newton sağa doğru var ya sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunu yok edebilmem için arkadaşlar C, A, C, B, C, A ile C birbirine eşit idi. B'den C'yi çıkar, B'den A'yı çıkarttığımda da belli bir vektör kalmalı. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bunu yapabilmem için de bak önce B ile C'ye bir bakalım. Şuraya yazalım onu da. B'yi aldım, C'yi aldım. Bak B vektörü burada, C vektörü burada. Arkadaşlar şurada 10 Newton'um var ya.
Benim bunu 10 Newton'u yok edebilmem için ne olması lazım? Şu arkadaşların da şu ikisinin bileşkesinin zaten açı ortay. Sola doğru 10 Newton olması gerekir değil mi arkadaşlar? Harika. Bu durumda nasıl oluyordu arkadaşlar? Aralarında 120 derece olunca, aralarında 120 derece olduğunda F olduğunda bileşkemizde arkadaşlar F kadar oluyordu. Aynı büyüklükte değil mi? 120 derece olduğunda. Demek ki sevgili arkadaşlar ben buradan şunu da çıkartıyorum. Demek ki aralarında 120 derece var. İkisinin bileşkesi de hop 10 Newton olmalı ki şu arkadaşla bu arkadaş birbirlerini sıfırlamalı. Sonuçta sıfır olacak. Harika. E zaten şuradaki açılar da 30 derece 30 derece olduğu için dikey bileşenleri de aynı büyüklükte olacak. Zıt yönlü olacakları için de birbirlerini zaten götürecek. Harika. Ben buradan neyi çıkardım sevgili arkadaşlar? Buraya doğru 10 Newton olduğuna göre 120 derece var aralarında. Demek ki bu arkadaş da 10 Newton ve B-A vektörü de arkadaşlar B-A vektörü de 10 Newton olmalı. Harika. Bu arkadaş da 10 Newton olmalı. Bu arkadaş da 10 Newton olmalı. Nefis. E bana dedi ki A ile C de birbirine eşitti. Demek ki A'nın büyüklüğü de arkadaşlar 10 Newton. E bu arkadaşlar aynı doğrultudaydı. E B eksi A'nın 10 olabilmesi için de arkadaşlar şuraya yazalım. B vektörü eksi A vektörünün büyüklüğü de 10 Newton olacağına göre arkadaşlar. E A vektörü 10 Newton'du. Bu arkadaş 10 Newton. E demek ki B de arkadaşlar 20 Newton imiş. Çünkü 20'den 10'u çıkartırsam 10 kalır değil mi? Güzel. Şöyle küçük bir hesap yapacak olursam da B eksi A 10 Newton olmalı. B'yi arıyorum. A'yı zaten 10 Newton olarak buldum. Çünkü C ile aynıydı. C'nin de 10 Newton olduğunu bulmuştum. 10 Newton. Buradan da B eşittir. 20 Newton olarak karşıma çıkar. Harika. C'yi de işaretledim. Geldim 3. soruya. Birazcık daha rahat çözeceğimiz bir soru inşallah. Der ki bir bilardo oyuncusu bak sen vektörlerle bilardonun ne alakası var değil mi? Güzel. Eşit bölmelendirmiş bilardo masasında şekilde verilen konumda durmakta olan topa doğunun 53 derece kuzeyi yönünde vurduğunda hızı 10 V olmaktadır. Arkadaşlar doğunun 53 derece kuzeyi demek şudur. Bak yönler de burada zaten. Doğunun 53 derece kuzeyi dediğinde şu yönde vuruyor. 53 derece şu yönde vurdu demek. Anlaştık. Güzel. 53 derece doğunun 53 derece kuzeyine. Güzel. Ve 10 V hızıyla hareket ediyor arkadaş. Güzel. Topun her bir birim ilerlemesinde hızının büyüklüğü V kadar azalmaktadır. Buna göre top durduğunda topun ilk konumuna göre yer değiştirme vektörünün koordinatları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çarpışmalardaki enerji kaybı ihmal edilecektir. Zaten enerji kaybı duvarlara çarptığında bana zaten söyledi her bir birim gittiğinde V kadar hızı düşecek. Ve arkadaşlar kosinüs 53 ve sinüs 53 değerleri de verilmiş. Bunu bana vermesinin sebebi şu. Hop şöyle bir şey çizecek olursam. Sevgili arkadaşlar dik üçgen 53 derece 37 derece. Sen şimdi 11. sınıfta matematikte de trigonometri görüyorsun. Henüz 53 dereceler sinüs kosinüsleri görmemiş olabilirsin. Ama 9. sınıfta sen trigonometri öğrendin değil mi? Güzel. Arkadaşlar kosinüs demek ne demekti? Komşu bölü karşı. Bak burası 6 birim. Şurası da 10 birimdir. 6 bölü 10 0.6. Pisagor yaptığında burayı da 8 bulursun zaten. Bak sinüsü de nedir? Sinüs 53. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 8 bölü 10. Bu da 0 tam 10'da 8. Harika. Daha da güzel konuşalım arkadaşlar. Bu 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı olan üçgeni çizdim. Yani burası 3K, burası 4K, burası da 5K'dır. Sen 37 ve 53 dereceleri gördüğünde arkadaşım aklına gelecek ilk hareket yani 0.6 0.6 3 birim, 4 birim, 5 birim. Konu kapanmıştır. Yani bak. Bu arkadaş buradaydı. Doğu yönümde benim burası. Kuzey de burası değil mi arkadaşlar? Evet. Kuzeye doğru bak 3'e 4 gidecek. 1, 2, 3 birim. Sonra yukarıya da 4 say. 1, 2, 3, 4. Burası.
Bu arkadaş arkadaşlar, bu top şu şekilde gidecekmiş. Şimdi oldu mu? Evet oldu öğretmenim. Bak 3'e 4 birim. İşte 53 dereceyi yakaladık. Kareli bir zeminde demek ki 53 dereceyi kolaylıkla çizebiliyoruz. 3 birim, 4 birim. Arkadaşlar burası da 5 birim değil mi? Bakın 3 birim, 4 birim gitti. Banda çarptı. Buna biz band diyoruz bilardoda. Bilardoda oynarım arkadaşlar. Bu durumda şu arkadaş kaç olur? 5 birim olur. Bu arkadaş her bir birim gittiğinde V kadar hızı azalıyordu. Şuradaki hızı 10V kadardı. Banda çarptığında hızımız ne kadar olur arkadaşlar? 5V olur değil mi? 5V'sini kaybetti. Güzel. Ve sevgili arkadaşım 10. sınıftaki aynalarda yansımayı da biliyorsun sen. Bu arkadaş geliş açısı neyse yansıma açısı da olacak. 3'e 4 geldiyse yine 3'e 4 yansıyacak. Yani şu şekilde devam edecek yoluna. Bak yine 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4 saydım. Aynı açı olacak çünkü. Değil mi? Sen bunu dalgalar konusundan da hatırlarsın 10. sınıftan. Geçen yılın böyle bahar dönemlerinde havalar çok güzeldi hani. Sen dersten kaynıyordun değil mi? Kaçıyordun. Orada öğretmen de anlatıyordu optikte. Düzlem aynalarda değil mi? Geliş açısıyla yansıyan açı aynı arkadaşlar. O yüzden 3'e 4 geldi, 4'e 3 yansıdı. Harika. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş burada da 5 birim gitti. Her bir birimde V kadar hız kaybetti. Bu 5V'ydi. Tam bu banta geldiğinde hızımız ne oldu? 0. Hız 0 ne demek? Durdu demek. Arkadaşlar topumuz burada durdu. Başlangıçta da buradaydı. Bana konum vektörünü göster. Hop buyur işte bu. İşte konum vektörü budur arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve sen koordinat sistemini de şu şekilde, çünkü başlangıç noktan, senin başlangıç noktan orijin olacak. Orijini 0'a 0 kabul ettin sevgili arkadaşım. Say bana 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu noktayı söylüyorum. 6'ya bak Y'de hiçbir hareketi yok, 0. 6'ya 0 olur değil mi arkadaşlar? Dik koordinat sisteminde bunun söylenişi de. Bursa'yı işaretlersin, gönül rahatlığıyla 4'e geçersin. Dördüncü soru. Bir öğrenci adının ve soyadının baş harflerini kenar uzunluğu 2 birim olan eşit kare bölünmüş düzlem üzerinde vektör şeklinde yazmıştır. Ç ve K görüyorum arkadaşlar. C ve K olsaydı derdim ki bu isim ne olabilir? Celil Kerem olabilirdi arkadaşlar. Celil Kerem benim yeğenim olur. 2024'te sizin rakibiniz 2024 YKS'ye giriyor. Buradan ona selamlar. Hepinize de başarılar, selamlar diyorum. Ama bu neymiş? ÇK. Çetin Kaya olsun. Buradan selam gönderiyoruz. Evet bu şekilde yazmış. Buna göre yazdığı vektörlerin bileşkesi kaç birimdir? Arkadaşlar ben bunu size iki bir şekilde de çözeceğim. Bak kareli bir zemin gördüğünde en kolayı aslında şöyledir. Nasıl çözeceğim? Önce benim söylediğim metotla çözeceğim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada da 1, 2, 3, 4 tane görüyorum. Arkadaşlar bunu A, B, C, D, E... Buna F, G, H ve K diyelim. Bak böyle vektör isimleri koysan. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Sonra F, G, H, K. Arkadaşlar bunların, bak bu arkadaşların bir X bir de Y bileşenleri var değil mi? Hop. Böyle tablolama yaparsan çok kolaylaşır. Şimdi X neresi? X burası. Hatta şöyle çizeyim. X burası, Y de burası değil mi? Güzel. Ve dikkat et arkadaşım her biri 2 birim. Şimdi gel teker teker yazalım. A'nın arkadaşlar bakın nesi var? Artı 2 Y X komponentu var. Y'de 0 değil mi? Hiçbir şey yok. Burası 0. B'ye geldim. Arkadaşlar eksi 2'si var. Burası yok değil mi? 0. C'ye geldim. Bak C'de eksi 2 birim aşağıya doğru. X komponenti yok. D'ye geldim. Bak D 2 birim sola. Yani Y X'i eksi 2. Y'si yok arkadaşlar. Şunları yokları şöyle yapayım. Çarpı yapayım da eksilerle karışmasın. Anlaştık. Bak böyle böyle gidiyoruz. Ha daha sonra vektörel olarak da şekilli olarak da çözeceğim ben sana. Edirne'ye bakalım. Edirne'de arkadaşlar yukarı doğru 1. Yani artı 1'i var. Hop, X bileşeni yok.
F ve G'ye geldim. Bakın F aşağıya doğru eksi ikisi var. F eksi ikisi var. X bileşeni yok. G de arkadaşlar yukarı doğru artı 2. Yukarı doğru artı 2. X bileşeni yok. Keşke hiç boşluk yapsaydım oraları. Ha, bak H'ye gel. Burada işte arkadaşım zorlanabilirdin ama çok kolaylaşacak. Bak H'ye baktığımda sağa doğru 2 birim. Yukarı doğru da 2 birim değil mi komponentleri? Yani H'in arkadaşlar bir artı 2'si bir de artı 2'si var sağa doğru. K'ye baktığımda artı 2 sağa doğru var. X bileşeni. Y bileşeni de arkadaşlar eksi 2. Tamam mıyız? Tamam. Hepsini toplayalım. Bütün X'ler arkadaşlar. Hop hop bunlar gitti. Artı 2 eksi 2. 2 2 artı 4 oldu. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar. Eksi 2 eksi 2. Bak artı 2 eksi 2 bunlar gitti. Artı 2 eksi 2 bunlar gitti. Eksi 4 artı 1 hop eksi 3 oldu. Sevgili arkadaşlar bu ne demek? Artı 4 x biriminde şuraya kadar 4 birim var. Eksi 3 de arkadaşlar ha şu yönde. 3 birimde bu var. Şimdi bu ikisinin bileşkesi nedir arkadaşlar? Hop paralel kenar metodu yap istediğini yap. Bileşke vektör budur arkadaşlar. Bileşke vektörümüz. E bunu da nasıl yapıyorsun? 3, 4, 5 üçgeni değil mi? Şurası 4 birim. Burası 3 birim. 3, 4, 5. 3'ün karesi artı 4'ün karesi R'nin karesi oluyor. Hop burayı da 5 buluyorsun. Bu durumda arkadaşlar büyüklüğümüzü 5 olarak buluyoruz. Anlaştık? Güzel. Bak çok karışık olduğunda hayatını kurtarır. O yüzden önce böyle anlattım. Öbür taraftan eğer sen vektörlere çok hakim olursan pratikçe şöyle de çözerdin. Ya hocam bak F yukarı G aşağıya, F aşağıya, G yukarı. İkisi de 2, 2. Bunlar birbirlerini götürür. Güzel. H ve K. Bu arkadaş 2 birim, bu arkadaş 2 birim. Hop, bak bunların Y'leri birbirlerini götürür. X'leri de arkadaşlar 2, 2, 4 birim sağa doğru olur. Bunların bileşkesi. Şunları da bitirdim. Şuraya geldiğimde, bak A sağa doğru, E sola doğru. Bunlar birbirlerini götürdü. Aşağıya doğru 2, 2. Bunlar aşağıya doğru 4 birim. Yukarı doğru da bu 1 birim. 4 ile de 1'i işleme sokarsan aşağıya doğru 3 birim olur. Hop. Yine aynı şeyi bulursun. Şunların tamamı 4 birim. Şunların tamamı da aşağıya doğru 3 birim olur. Buradan da 3, 4, 5 üçgenini yaparsın ki benim sana önerim diğer testlerde de olduğu gibi arkadaşlar. Çok detaylı anlatıyorum. Şu tabloyu yapmaktır ki diğer sorularda da bunu yine sana göstereceğim. Evet. Devam edelim 5 ile. Bak 5'inci soruyu daha kolay çözebilir. Ha bunu da iki yönde de çözeceğim ya. Yere paralel doğrultuda sabit süratle hareket eden uçak O noktasından itibaren kuzey doğu yönünde 50 kilometre. Burada arkadaşlar 50 kilometre yolu ki açıyı da vermiş 45 derece. Şurası 50 kilometre. A noktasına vardıktan sonra bir doğru boyunca hareket ederek O noktasından 10 kilometrede B noktasına olabilir. Yani arkadaşlar bu arkadaş bir de şöyle hareket etmiş. En nihayetinde buraya gelmiş. Burada da 8 derece verilmiş bana. Güzel. O noktasından 10 kilometre öteye gelmiştir. Yani şurası da 10 kilometreymiş. Güzel. Buna göre A ile B noktalar arasındaki mesafe kaç birimdir? Arkadaşlar önce vektörel bir çözeceğim. Bir de 11. sınıf trigonometride biraz ilerleyince kosinüs teoremiyle de çözeceğim sana bunu. Tamam mı? Kosinüs teoremiyle nasıl çözüldüğünü göstereceğim. Öncelikle şunu yapalım. Ya arkadaş şimdi 45-45 8 dereceyle 8 dereceleri vermiş. Ha, olabilir. 8 dereceyle de iş. 8 derece yok. 37 ve 37 verilmiş. Arkadaşlar şimdi 45-8 verilmiş ama bana verdikleri 37'nin değerleri değil mi? Ben burada nasıl işlem yapabilirim? Sevgili arkadaşlar bu arkadaşa işlemi şöyle yapabiliriz. Şimdi sen burada şu üçgeni bozmadan, bak burada bir üçgen oluşturdun değil mi? Bu üçgeni bozmadan sen bu arkadaşı kolay işlem yapmak için sağa sola doğru orijin etrafında döndürebilirsin. Tam kuzey yönüne döndürecek olursan şurası 50 kilometre. Bak burası 50 kilometre. Ne yapmış oluyorum? Burası 45 derece ya. Bu üçgeni arkadaşlar o kenarı etrafında pozitif yönde 45 derece döndürdüm değil mi? Güzel. Ben bunu 45 derece bu şekilde döndürürsem, bak burada da bir 8 derece var.
8 artı 45 ne yapar? 53 derece. Yani şuradaki 10 kilometrede, burası 50 kilometre. Yani A üssü diyelim biz buna. Buna da B üssü diyelim arkadaşlar. Şurası kaç derece oldu? 53 derece oldu. 53 derece. Buraya gelir. Burası 10 kilometre idi, verilmişti. Şimdi benim aradığım yer neresi arkadaşlar? Şu mesafe. Güzel. Bak nasıl çözeceğiz? Dikkat edelim şimdi. Peki öğretmenim ben bunu nasıl çözmeliyim? Arkadaşlar çözeceğimiz hareket de şu. Bak şuraları birleştirirsen burası 10 verilmiş. 53 derece. Bir önceki şeyde ne yaptık? Bak 53 derecede 3, 4, 5 üçgenini gördük değil mi? Çok güzel. Şurayı bir analiz edelim. Şöyle. Dik. Şurası 53 olunca arkadaşlar şurası 37 oluyordu. Ve neydi? 3K, 4K, 5K kadar oluyordu değil mi? Güzel. E sevgili arkadaşlar burası 10 ise bak bu bunun 2 katı. Demek ki şurası benim aradığım yer burası. Aynı zamanda burası. Ne olacak? 3'ün 2 katı. Burası 6 kilometre. Burası da 8 kilometre olur değil mi? Güzel. Ya da şöyle de çözebilirdin. 3K'nın karesi artı 4K'nın karesi eşittir 10'un karesi 100. Değil mi? Buradan K'yı bulur. Burayı da 6, 8 bulurdun. Şimdi arkadaşlar karşıma çıkan hop, son nihayet şu. Şurası bak 50, 6 daha 56 kilometre. Şurası da 8 kilometre. Şurayı bulmak istiyorum. X'i. Burada da yapacağın hareket şu. Pisagor yapacağız değil mi? Ne yapacağız? 56'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi. Ama sevgili arkadaşım bu seni yorar. 56'nın karesi 8'in karesiyle kim uğraşacak değil mi? Güzel. O yüzden ne yapıyoruz böyle durumlarda da? Beni takip edenler bilir. Hemen buraya bu arkadaşın maketini, modelini çiziyoruz. Bak 56 ile 8 sadeleşir. 8 ile sadeleştir 1 birim. 8 ile sadeleştir 7 birim. Arkadaşlar şimdi 7'ye 1'i yaparsan da 7'nin karesi 1'in karesi burası kök 50 birim olur. Ki arkadaşta nedir? 25 çarpı 2 yani 5 kök 2'dir. Arkadaşlar şimdi buradan buraya dönmek için bak 8 katı 8 katı çarp 8 ile x ne olur? Bunu buldun ya 8 katı bunun 40 kök 2 olur. Konuyu da kapatırsın. 56 ve 8 ile bir daha uğraşmazsın. Burada minik modern. Benzerlik yaptık ha. 8'de 1'ini çözdük. Sonra da 8 kat arttırdım. Ve sonucumuz kaç bulunurmuş arkadaşlar? 40 kök 2 bulunur. Şimdi ben sana söyledim bunu hiç böyle evirip çevirmeden de kosinüs teoremiyle de bulurduk arkadaşlar. O da şudur. Bir üçgende 50 kilometre, 10 kilometre. İki kenarı biliyorum ve aralarındaki açıyı da biliyor isem. Ki buradan görüyorum arkadaşlar 45 derece. Şu arkadaşta kaç? 82 derece değil mi? Topladığımda kaç oluyor? 127 derece oluyor. X buluyorum arkadaşlar. Aralarındaki açıyı da buluyor isem kosinüs teoremiyle bulunurdu bu. X kare şu arkadaşın karesi ki ilerleyen konularda matematikte göreceksin arkadaşım trigonometride. Hatta onu öğrendikten sonra tekrar geri gel buna bak. 50'nin karesi, 10'un karesi ya da kosinüs teoremini yazayım ben sana ya. Şurası da A olsun, B olsun. X kare arkadaşlar A kare artı B kare eksi 2 tane A çarpı B çarpı kosinüs arasındaki açı olur. Tamam mı? Böyle de çözebilirdik hiç çevirmeden. Ama bu çevirme metotları da gayet güzelmiş. Bunu da sevdim. Bu şekilde de yapılabilir. Geldim 6. soruya. 6 der ki arkadaşlar 50 metre yarı çaplı çembersel pistte dolanan bir aracın KLNP noktalarındayken O noktasına göre konum vektörleri sırasıyla KLNP'dir. Buna göre höp löp 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 eşitliklerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle KLNP'leri görelim. Bak O'ya göre konum vektörün. K vektörün budur. N vektörün budur. M vektörün budur. L vektörün budur. P vektörün de budur. Hop açısını da vermiş. Güzel. Diyor ki bana L, N, M'nin toplamlarının boyu, bak bütün vektörleri topla, bunların boyu 50 metredir. Bakalım, arkadaşlar hemen dikkatimizi ne çekiyor? L, N, N değil mi? Bu iki vektörün toplamı nedir? Sıfırdır.
Çünkü bak hop hop 50 50 hop hop gitti sıfır oldu. Tek başına ne kaldı? M. Yani bu arkadaş M'nin boyuna eşittir arkadaşlar. M'nin boyu da zaten yarı çapım 50 olduğuna göre boyu 50 metredir. Kalbimizi kazandı. Doğrudur. P ile M'nin toplamları da 50 kök 2. P ile M nerede arkadaşlar? P, M. Heh. Bak burada da başka bir şey göreceğiz. Arkadaşlar bunların da büyüklükleri bir kere 50 metre. 50 metre, 50 metre ve aralarındaki açına kadar 60 metre. Aralarındaki açı 60 metre nereden çıktı şimşek? 60 derece. 60 derece olduğunda arkadaşlar F olduğunda ne diyorduk? Hop, bileşke vektörü arkadaşlar. R bu F'in kök 3 katı kadar olacaktı. Yani hop bu arkadaş 50 kök 3 olur. Ama ne yapmış? Belki karıştırırız diye bize 50 kök 2 verilmiş çarpı. Eğer aralarındaki açı 90 derece olsaydı evet arkadaşlar 50 kök 2 olurdu. 90 derece olsaydı. Ama aralarındaki açı 60 derece. Çarpıyı 7. P ile K'nin toplamı da 50'dir demiş arkadaşlar. Bakalım P nerede? Burada. K nerede? Burada. Heh. Şimdi de arkadaşlar bakacağım hareket şu. Bu arkadaş da bu arkadaş. Burası 60 derece ise şurası 30 derece. Demek ki burası toplamda kaç olur? 120 derece olur. Bu durumda bakacağım da arkadaşlar bu sefer 120 derece. 120 dereceyi de öğrenmiştik. F ve aralarındaki açı da 120 derece olunca arkadaşlar biz bunu nerede yaptık? Bak ikinci soruda yaptık zaten. Uzun uzun da anlattım ben sana. Böyle olduğunda da arkadaşlar hop bileşke F kadar oluyordu. Yani K ile P'nin bileşkesi de arkadaşlar ikisi de 50-50 kendisi de 50 metre olur ki bana zaten 50 metre olarak verilmiş. 1 ve 3'ü gözümü kırpmadan işaretlerim. 7 ile devam ediyor. 7. soru der ki eşit birim karelerden oluşmuş düzlem üzerine K artı 2 ile M bölü 2 ve M eksi L vektörler şekilde verilmiştir. Buna göre K vektörünün X ve Y doğrultusundaki bileşenleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu soruyu da gerçekten beğendim. Bak işin içinde K var, L var, M var. 3 tane bilinmeyen var, K'yı bul diyor. Bunu bulabilmek için ne yapmalıyım sevgili arkadaşlar? Öncelikle bilinenden yürümem lazım. Şurada şeyi de uzatacağım. Kareli zemine ihtiyacım olacak. Şunları uzatayım. Hop kendimiz kareli zeminler de oluşturalım. Hop gördüğünüz üzere tasarruf. Şuraları da uzatalım. Uzatalım. Bir sürü kareli zeminimiz olsun. Çünkü çizeceğiz bunları. Güzel. Arkadaşlar şimdi öncelikle bakın M bölü 2'den yürüyelim. Besbelli. Çünkü bunlarda L'ler, K'ler, 2 bilinmeyen var. M'nin yarısı bu kadarsa M'nin kendisi ne kadar olur arkadaşlar? Bunun tam 2 katı o kadar olan şu olur değil mi? Doğrultusu da yönü de aynı olur. Harika. Şimdi bu arkadaşı hallettim. Bu tamam. Bununla işim bitti. Daha sonra hangisine gidelim arkadaşlar? L'yi bulmaya. Çünkü M'yi buldum ya bak M'den L'yi. Arkadaşlar benim M eksi L elimde var. Elimde M de var. Ben L'yi bulmak için ne yapmalıyım? M vektöründen arkadaşlar şu M eksi L'yi çıkartsam. Bak ne olur? M şu eksi şimdi bunlara etki edecek. Bu eksi eksiyi artı yapacak. Bak M'ler gitti. Karşıma L vektörü çıkacak. Yani ben M vektöründen arkadaşlar M eksi L'yi çıkartayım. M eksi L'yi çıkartmak ne demekti arkadaşlar? Bakın M vektörünü buraya çizeyim. Nereye çizeyim? Şuraya bir yere çizeyim. M'yi çizdim. Arkadaşlar M eksi L. Bak M eksi L buradaysa eksiliği ile çarpmak ne demek? Bunu ters çevir demek. Yani şuraya getir demek. Çok güzel. Bu iki arkadaşın sevgili arkadaşlar bileşkesine hop ucuca ekliyorum. Bak bir birim buraya götürdüm. Başlangıç noktam bitiş noktam. Çok güzel. Ucuca ekleme metoduyla yaptım. İşte sevgili arkadaşlar L vektörüm de benim bu oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Harika. M vektörü ucuna neyi ekledim? Eksi M eksi L. Değil mi? M eksi L bu arkadaşlar. Başında eksi olduğu için eksilisini ekledim. Hop bunu ekledim. L'yi çıkarttım.
Şimdi neyi bulmak istiyorum arkadaşlar? K artı 2L. Peki K artı 2L elimde var. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Neye gitmek istiyorum? L'ye gitmek istiyorum. K'ya gitmek istiyorum. E buradan 2 tane L'yi çıkartmam gerekir değil mi? Ama benim elimde ne var? L var. E sevgili arkadaşlar şu arkadaştan, bu arkadaştan 2 tane L'yi çıkartacağım. Şimdi L bu kadar. 2 eksi L ne kadar olur? Hop bak 1, 3. 3'e 1 değil mi? Hop 1'e 3. 1'e 3. Yani şu kadar olur arkadaşlar. Bu da işte eksi 2 L vektörüdür. Doğru değil mi? Harika. Şimdi bu arkadaşın ucuna ekliyorum. Çünkü buna eksilisini ekliyorum. Gel 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Şuraya. Arkadaşlar bunu da buraya ekledim mi? Ekledim. İşte bu arkadaş kim? Eksi 2 L vektörü. Hop sonuç geliyor. Bu sonucum kim? Bu sonuç işte sevgili arkadaşlar K vektörü. Harika. K vektörünü şimdi bana okuyun arkadaşlar. Şuradan başlangıcıma bakacak olursam. Uç noktam benim burası. Bunun oku bana. 1, 2, 3, 4. 4'e 1, 2, 3, 4. Burası. Ama nasıl? Eksi 4 değil mi sevgili arkadaşlar? 4'e eksi 4. O da nerede? E şıkkında bana göz kırpıyor. Harikulade. Şahane bir şekilde çözdük arkadaşlar. 8'de testi tamamlayalım. Ha bak 8'de de sevgili arkadaşlar ben sana nerede A şıkkında mı çözdüydüm onu? Hayır. Ha 4. soruda çözdüğüm gibi hızlıca çözeceğim. İki şekilde de göstereceğim. Şekilde O orijinli eksenleri birbirine dik 3 boyutlu X, Y, Z kartezyen koordinat sistemi verilmiştir. Buna göre kartezyen koordinat sisteminde A, B ve C ve D vektörlerin bileşke büyüklüğü kaçtır? Arkadaşlar ne dedim ben sana? Bak A, B, C ve D'yi yazalım. Bu arkadaşların bütün komponentlerini yazalım. X, Y, Z değil mi? Bunlar nasıldı arkadaşlar? X, Y, Z'leridir. X'i, Y'si, Z'si. X'i, Y'si, Z'si. Bak A'yı yazdığımda kaç kaç? Buralarda yok, yok. Biri var. B'ye gel. Burada bir biri var. Yok, yok. C'ye gel. Eksi biri var. Yok. Biri var. D'ye gel. Yok. Yok. Eksi ikisi var. Şimdi topla sevgili arkadaşım bunların hepsini. Bütün toplamlar R'yi söyleyelim arkadaşlar. Toplam X'ler, toplam Y'ler, toplam Z'ler. 1, 1, eksi 1, 0. Burası zaten olduğu gibi 0. Hop 1, 1, eksi 2 var. Burası da 0. Ya da sen bunları da yine alt alta 0, 0, 1, 1, 0, 0, eksi 1, 0, 1, 0, 0, eksi 2 diye de yazabilirdin. Bak yine 0, 0 ve 0'ı bulabilirdin ki bu şekilde yapman senin hayrınadır. E sevgili arkadaşlar bileşke vektörüm zaten 0'mış. E boyu da kaç olur? 0 olur dolayısıyla. Peki şunlar ne demek onlara bakalım. Arkadaşlar bak x'i y'si 0, z'si 1. Şuraya kadar bir birim kabul edersek bu A vektörü. Artı z'yi burayı kabul edersem. Arkadaşlar A vektörü bu. B'ye gel. Bak x'i 1, x'i 1, y'si ve z'si 0 arkadaşlar. Bu da B vektörüdür. C'ye geldim. C eksi 1. X yönünde eksi 1. Bak şuraya kadar eksi 1 var. Y'si yok. Z'si de 1 birim. Hop şuraya kadar. Ha, 1'e 1. Arkadaşlar o da şu demek. Şu yönde. Bu A karışmasın. C de bu demek ki arkadaşlar. D'ye geldiğimizde bak hepsini sıfırlayacak, nötrleyecek. 0, 0, eksi 2. Hop. Arkadaşlar şuraya kadar. Bak bu arkadaş da Z'yi artı yön buraya kabul ettiğime göre D de burada. Bak zaten buradan da şeyleri görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu ikisinin toplamları 1, 1 Z'lerde. Şununla elimine oluyor. Bunun X yönündeki de birleri de bunlarla yok oluyor. Ve hepsi de arkadaşlar dikkat ederseniz X, Z düzleminde oldu.
Y'de hiçbir komponentleri yok. Onu buradan da görüyorum zaten. Harika. Evet sevgili arkadaşlar, testi bitirirken sizlere yine şu testleri hatırlatmak istiyorum. Tekrar testleri, kazanım kavramı. Hepsinin de arkadaşlar, hatta şu 3 adımlar da dahil olmak üzere videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.